Nuri Bey, şu aynalara bakar mısınız ya, Allah'ını severseniz? Birisi ruj sürüyor, bu aynaları öpüyor. Daha sonra bu ruj lekesi aynalardan kesinlikle sil 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 çıkmıyor ya. Lütfen bunu yapanı bulabilir misiniz? Ruj sürüp aynaları öpmek mi? Ya bu nasıl bir manyaklıktır ya? Akıl almıyor yemin ederim ya. Kesinlikle öğrencinin biri bana gıcıklık olsun diye yapıyor. Tamam Hafize Hanım, bu işi çözmeye çalışacağım, tamam mı? Arkadaşlar, ruj sürüp bu aynaları öpen kim acaba? Nasıl bir psikoloji içindesiniz yavrum siz ya? Yediğiniz içtiğiniz mi sizi böyle yapıyor acaba? Yoksa bu elinizde tuttuğunuz telefonların radyasyonundan mı beyninize etkileniyor? Ruj sürüp aynaları öpmek nedir ya? Kadın saatlerce bu aynaları temizlemek zorunda kalıyor. Kim yapıyor bunu? Hocam bize niye bakıyorsunuz ki? Biz kızlar tuvaletine niye girelim? İkincisi, ruj sürüp neden aynayı öpelim yani? Oha, ruj sürüp aynaları öpen sen miydin? Evet aynen ben yapıyorum. Bu temizlik görevlisi var ya, ona kılım hiç sevmiyorum. Saatlerce uğraşsın diye yapıyorum. Müdür yalnız bu konuya kafayı taktı. Eğer ki senin yaptığını öğrenirse başın büyük belada demektir. Sen hiç kimseye söylemezsen o da öğrenemez. Müdür bey, bakar mısınız, yine yapmışlar aynısını. Ben nasıl temizleyeceğim buraları? Hafize Hanım, bugün tek tek sınıfları gezelim. Sen sınıflarda ne kadar zorluk çektiğini anlat. Belki birazcık insansa insafa gelir, ruj sürüp bu aynaları öpmeyi bırakır. Evet arkadaşlar, bu kızlar tuvalet ruj sürüp aynayı öpme problemini bir türlü çözemedik. Şimdi Hafize Hanım size ne kadar zorluk çektiğini burada anlatacak. İnşallah bunu yapan kişi insafa gelir de bir daha yapmaz. Arkadaşlar bakın, o kadar zor çıkıyor ki anlayamazsınız yani. Saatlerce bununla uğraşıyorum. Benim bir sürü işim var. İlk gün yapmışsınız. Temizledim çıkmadı. Deterjan var, onlar bunlar, siliyorum, iyice etrafa bulaştı. Aynanın çıkmıyor. En son ne yaptım biliyor musunuz? Bu tuvalet fırçası var ya, tuvalette bok kalıyor, onu fırçayla siliyoruz. Aha, onu aldım, aynaya sürdüm, onunla temizledim. Öyle çıktı, öyle çıkartıyorum artık ben bunu. Ya kızım, kaç gündür aynayı tuvalet fırçasıyla temizliyormuş. Sen milletin bokunu yapıyormuşsun ya. Kusacağım şimdi. Evet arkadaşlar, sınav sonuçlarını okuyorum. Hasan, 1 puan almışsın evladım. Nasıl olur hocam? Ben 100 tam puan bekliyordum bu sınavdan. Yani bu işte bir yanlışlık olabilir. Sonuçta 99 puanlık bir fark var. Bakalım hadi kağıdına. Nerelerde yanlış yapmışsın? Hocam ben hiç yanlış yaptığımı zannetmiyorum ama bakalım yine de hadi. Hem suda hem karada yaşayabilen hayvanların özellikleri nelerdir demişim. Sen de cevap olarak hem suda hem de karada yaşayabilmeleridir demişsin. Hocam pardon da bunun yanlışlık neresinde? Oğlum, senin annen baban akraba ama. İkinci soruda demişim ki divan üyelerinden kadının görevleri nelerdir? Sen de cevap olarak yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek, çocuk doğurmaktır demişsin. Ne yani? Kadının görevleri bunlar değil mi hocam? Evet. Gelelim üçüncü soruya. Türkiye'deki akarsuların ortak özellikleri nelerdir demişim. Sen de cevap olarak akarlar demişsin. Hepsinde su vardır demişsin. Hepsi akarsudur. Tepeden aşağı akarlar demişsin. Allah tependen baksın Emi Hasan. Peki siz söyleyin hocam, benim yazdıklarımdan hangisi ortak özelliklerinden biri değil? Hasan oğlum bak, kafanın üzerinde, kafatasının içinde beyin var, beyin. Onu biraz çalıştırmanı tavsiye ederim sana. Son soruda da yağların canlar açısından önemi nedir demişim. Sen de yağlar olmasa böreklerin, çöreklerin tadı olmazdı. Zeytinyağlı sarma yiyemezdik demişsin. Yani o zaman bu da yanlış. Yazık vallahi ya. O kadar soruları yaptım, 1 puan aldım. Hasan oğlum, asıl senin kafana. Peki hocam neden? İsmini yazabilene 2 puan veriyorsunuz. Benim neden 1 puan? Oğlum onda da H.Acar yazmışsın. Yani isminin yarısını yazmışsın. Ona da yarım puan aldın. Hocam yemin ederim siz bana kafayı takmışsınız. Ben Einstein olsam bu dersten geçemem ya. Ayrıca Einstein diyor ki bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Peki o zaman oğlum, hadi bir soru sor, zekanı görelim. Peki soruyorum. Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Oğlum senin sorduğun sorular, verdiğin cevapların hiçbir farkı yok. Yani sana gerizekalı bile diyemiyorum. Çünkü gerizekalı olmak için bile bir zekaya sahip olmak gerekiyor. Hocam Einstein diyor ki sakın sana kötüsün diyenleri aldırma. Bana gerizekalı diyenler oldu ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim. Bak ya, hala Einstein diyor ya. Oğlum sen okuldan eve giderken navigasyon kullanan insansın lan, evin yolunu bulabilmek için. Einstein kim, sen kimsin?
John, diyelim ki bir uzaylı gördün. Onunla iletişime geçmek için ilk söyleyeceğin şey ne olurdu? Teacher, hiçbir şey söylemezdim. Sadece yüzüne bakar ve de gülümserdim. Ben gülümsemenin evrensel olduğunu düşünüyorum. Onun yüzüne bakıp gülümsediğimde benim onun düşmanı değil, dostum olduğunu ve de ona zarar vermeyeceğimi anlardı. John, muhteşemsin. Peki ona ilk sorun ne olurdu? Ona soracağım ilk soru yaşadığı gezegendeki başka yaşam formları nelerdir? Ama bunun haricinde daha binlerce soru sorabilirim. Çok merak ediyorum çünkü. En merak ettiğim şeylerden biri mesela ışık hızına nasıl ulaşıyorlar? Bizim gezegenimize gelirken herhangi bir kara delikten geçti mi? Gibi gibi binlerce soru gelirdi aklıma teacher. Peki teşekkür ederim John, çok güzeldi. Hasan evladım, bir uzaylı görsen onunla iletişime geçmek için ilk söyleyeceğin şey ne olurdu? Hocam ilk söyleyeceğim şey ona... olurdu. Oğlum saçmalama ya. Sen uzaylının karşısına geçip öyle suyu mü diye bağırırsan uzaylı bunu tehlike olarak algılayabilip sana saldırabilir belki. Hocam bence Ronaldo dünyalı olamaz. Kesin uzaylı falandır. Adam robot gibi. Ben diye bağırdığımda uzaylının beni anlayacağına eminim. Bu şekilde uzaylı ile aynı dili konuşmuş olacağız. Tamam Hasan'cım, sen yeteri kadar saçmaladın. Bugün saçmalık dinleme kotamızı doldurduk. Buse, sen görsen uzaylıyı ne dersin? Derim hocam. Tamam hadi diyelim ki bir şekilde iletişim kurdunuz. Peki soracağınız ilk soru ne olurdu? Uzaylı gördüğümde ilk soracağım soru, sizin bu uzay gemisi sizin gezegenden dünyaya kaç paralık benzin yaktı? Oğlum o teknolojiye sahip bir uygarlık sence benzin kullanıyor olabilir mi? Başka ne sorardın? Sizin gezegende dolar kaç TL diye sorardım. Oğlum sen kafayı parayla mı bozdun ya? Uzaylılara paranın haricinde bir soru sormak isteyen var mı? Hocam ben sizin gezegende TikTok var mı diye sorardım. Ya tamam arkadaşlar, tamam ya. Ben de niye zorluyorum ki arkadaş? Bugün okula gitmeyeceğim. Enayiler gitsin ders yapsınlar. Arkadaş bir gün okula gitmedim. Onda da 50 yıldır kar yağmayan şehre kar yağdı ya. Tek başına oynaması da hiç zevkli olmuyor ki. Keşke okula gitseydim, teneffüste arkadaşlarımla oynardım. Bu kar yarına kadar da durmaz ki, erir zaten. Kanka dün niye okula gelmedin ya? Keşke okulda olsaydın. Neler oldu neler? Ne oldu ki? Ya kanka 50 yıl sonra ilk defa bizim şehre kar yağdı ya. Müdür de bütün okulu bahçeye çıkartıp kar top savaşı yaptırdı. İnanılmaz eğlenceliydi. Hopladık, zıpladık, yuvarlandık. Yapma ya, öyle mi oldu? Daha dur, bitmedi. Müdür sonra dedi ki kantine gidin, istediğinizi yiyebilirsiniz, içebilirsiniz, her şey bedava dedi. Oha artık. Ya inanılır gibi değil. Ondan sonra sınıfa çıktık. Matematik dersinde hoca dedi ki çok yorgunsunuz, sizinle ders işlenmez bu saatten sonra. Sözlü yapalım dedi. O kadar kolay sorular sordu ki ismini söyleyebilene 100 verdi. Bizim kazık sorucu Mahmut Hoca mı kolay sorular sordu? Aynen kanka, vallahi biz de inanamadık. Bugün seni de söz yapacak. Size kolay sorduysa bana da kolay sorar herhalde. Vallahi kanka senin gelmediğin gün bambaşka bir gündü. Bugün nasıl olur bilmiyorum artık. Hocanın psikolojisi nasılsa ona göre bir soru sorar sana. Ahmet, dün arkadaşların sözlü oldu. Sen okulda olmadığın için olamamıştın. Hadi gel seni de sözlü yapalım. Tahtaya yazdığım işlemin sonucunu bul bakalım. Yani iyi ki bir gün okula gelmedik ha. Gördüğünüz gibi hanımefendi, Hasan'ın notları çok düşük. 4 tane de zayıfı var. Hani ders çalışmıyor desem, ders de çalışıyor bu çocuk ama yine de zayıfları var hocam. Çalışıyor ama kapası almıyor demek. Kapasitesi bu kadar. Bence bu çocuktan çok fazla bir şey beklemeyin. Okuyacağını falan umuyorsanız bence yanılıyorsunuz. Hocam Berkay'ın bütün notları 100 ama sizin dersiniz 85. Neden acaba? Berkay'ın benim dersimden de notunu yükseltmesi için Berkay'la biz çok çalışıyoruz. Siz merak etmeyin, yükseltecek. Hocam benim buradan anladığım, dersi düzgün anlatmıyorsunuz. Çocuğumla ilgilenmiyorsunuz ve de yeterli kapasiteye sahip bir öğretmen değilsiniz. Aman hanımefendi, olur mu öyle şey? Ama sizin sözlerinizde dikkate alıp kendi eksikliğim var mı diye yeniden kendimi check edeceğim. Merak etmeyin. Hocam biraz okul soğuk gibi. Hep böyle mi oluyor? Hasan da devamlı hasta. Okulda üşüttüğünden dolayı olabilir mi? Vallahi olabilir hanımefendi. Okulumuza devlet ödeneği fazla gelmediği için müdür bey kaloriferleri bir yaktırıyor bir yaktırmıyor. Biz de bu durumdan biraz rahatsızız. Ama siz yine de çocuğunuzu 4-5 tane kazak giyip öyle gönderin okula. Berkay devamlı hasta oluyor. Sınıflar soğuk mu oluyor hocam? Hanımefendi şunu söyleyebilirim size. İnanın müdür bey kombiyi en sonda yaktırıyor. 70 herhalde derece, en son derece orada yaktırıyor. 70'te yaktırıyor da okulun yalıtımı iyi değilse sınıf
sınıflar yine soğuk olur. Benim çocuğum üşümesin. Müdür yeniden yalıtım yaptırsın bu okula. Peki efendim, iletirim. Hanımefendi, Hasan inanılmaz yaramaz. Onu ittiriyor, bunun saçını çekiyor, ona vuruyor. Lütfen çocuğunuza biraz evde eğitim verin, tamam mı? Konuşun çocuğunuzla, bu şekilde davranmasın. Hocam valla evde de aynı. Ama ben gene babasına söyleyeyim, babası konuşsun bir. Hocam müdür beyle konuşmam gereken bir konu daha var. Veli'nin biri bana mesaj atıyor. Berkay benim kızımın saçını çekmiş diye. Allah'ını severseniz Berkay kızın saçını çekerken öğretmenler nerede? Biz çocuğumuzu size emanet edip gidiyoruz. Niye bakmıyorsunuz? Haklısınız efendim. Çocuğunu sonuçta bize emanet ediyorsunuz. Okul hem öğretim hem de eğitim kurumu. Siz Berkay'ı neden o kızın saçını çekmemesi konusunda eğitmiyorsunuz? Ben bu çocuğun eğitimini, öğretimini evde verebilsem niye okula gönderiyorum o zaman? Peki efendim, daha dikkatli oluruz. Baba ben dışarıya çıkıyorum. Arkadaşlarla buluşacağım. Dersin yok mu oğlum senin? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa... Baba hafta sonu okul gezisi var. Gidebilir miyim acaba? Tamam, hafta sonu gelsin bakarız. Baba bir de havalar soğudu, yağmurlar başladı. Benim bota ihtiyacım var. Alabilir misin bana bir tane bot? Tamam, bakarız. Baba yarın akşam Ahmetler'de kalabilir miyim? Yarın olsun, bakarız. Baba beni servise yazdırır mısın ya? Bizim evden okula otobüs de yok. Vallahi her gün o kadar yolu yürüyüp gidip geliyorum. Okula gittiğimde yorgunluktan ders mers dinleyemiyorum zaten. Oğlum ben senin yaşındayken bizim köyde okul yoktu. 4 kilometre ötedeki köyün okuluna giderdik. Kışın 1 metre kar yağardı. Kardeşime yani halını sırtıma alırdım. Her gün öyle okula gider gelirdim. Siz şimdi şuradan şuraya yürüyemiyorsunuz. O zamanlar elektrik falan yoktu bizim köyde. Gaz lambası bile yoktu, düşün yani. Meşale yakar, meşalenin ışığında ders çalışırdık. Defterimiz bile yoktu. Taş tabletlere harfleri kazıyarak yazı yazardık ya. Yuh baba ya. Yani senin dediğine göre taş değerinde yaşadın sen o zaman. Oğlum siz kolaycısınız, kolaycı kolaycı. Fatih Sultan Mehmet senin yaşında karadan gemileri geçirip İstanbul'u fethetmişti. Senin yaşındayken de yedi düvele hükmü ediyordu ama. Bey şimdi pazardan geldim, suyu bir açtım, sular yok. Sular mı gitti? Yok hanım, ben banyoda ellerimi yıkayacaktım. Çeşmeyi açtım, ellerimi yıkadım, kapattım, su kapanmıyor. Çeşme bozuldu herhalde. Mecburen gittim vanadan kapattım. Şimdi hırdavatçıya gidip yeni bir çeşme alacağım, onu takacağım. Allah Allah, niye bozuldu ki? Banyo yaptırırken yeni çeşme taktırmıştık. Çok da eski değil o çeşme. Hiçbir şey artık çok kaliteli yapmıyorlar. Çabuk bozulsun, yenisini alıp para harcasınlar diye. Derme çatma yapıyorlar. Öyle bir ayarlıyorlar ki garanti süresi dolunca anında da bozuluyor. Ya baba banyoda elimi yıkıyordum. Çeşmeyi açtım. Sonra elimi yıkadım. Sonra çeşme kapanmadı. Ben de suyu durdurmak için gittim ama vanayı kapattım. Oğlum size ne dayanıyor ki zaten ya? Her şeyi hor kullanıyorsunuz. Her şeyi bozuyorsunuz. Elinizin ayarı yok ki. Haldır uldur açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ya şu eşyaları düzgün kullanın ya. Düzgün düzgün. Her şeyi bozuyorsunuz oğlum ya. Allah Allah. Baba param bitti, 20 lira verebilir misin? Oğlum daha geçen gün ben sana 50 lira para verdim. 5 liradan 1 kuruş fazla para vermem. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. 5 lira mı? Baba ya bıktım ya, vallahi bıktım ya. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya, bıktık. Baba param bitti. Bana 50 lira verebilir misin? Paran mı bitti? Oğlum erkek adam parasız gezer mi? Tamam 100 lira vereceğim sana, tamam mı? Aslan babam ya, sen var ya bir tanesin canım babacım benim. Babam benim babam. 8 köşe kat kedi. Baba bugün matematik sınavından 100 aldım. Aferin oğlum, çok zekisin. Aynen bana çekmişsin, babana çekmişsin. Zaten bu kadar zeki bir babam varken başka bir not alman kabul edilemez oğlum. Ya baba ya, anne sınavdan 98 puan almışım. Anlayamadım yavrum, Müge Anlı'ya bakıyordum. Bir daha söyle. Dün sınav vardı ya anne, 98 puan almışım dedim. Komşunun oğlu 100 puan almış oğlum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa... Anneciğim, o bahsettiğin komşunun oğlunun annesi de 2 tane üniversite bitirmiş. Sen de lise terksin. Senin sınavın vardı oğlum. Kaç aldın sınavda? 40 puan aldım baba. 40 puan nasıl, iyi mi 40 puan? İşte 100 üzerinden baba. He, iyi yani o zaman ha? Hı iyi baba. Oğlum bu odanın haline böyle ahır gibi lan. Niye toplamıyorsun odanı? Ya baba kapıyı çalmadan niye paldır küldür giriyorsun içeriye ya? Sınavım vardı bugün. Nasıl geçti sınavın? Kaç aldın sınavdan? 31 puan aldım.
Oğlum sen 31 puan almamışsındır. 31 puanı tutturmuşsundur. İşiniz gücünüz dalga ya. Okumaya niyetiniz yok zaten. Yok ya baba, ne tutturacağım ya 31 puanı. 31 puan aldım işte. Bugün sınavın nasıl geçti oğlum? Kötü geçti baba ya. Ben seni boşuna mı okutuyorum oğlum? Kaç aldın sınavdan? 15 aldım baba. Oğlum kazı kadar adamsın. 15 aldım demeye utanmıyor musun bana? Sen olsan sanki 100 alacağım baba ya. Allah Allah. Bak terbiye size ya. Ah! Baba bugünkü sınavdan 55 aldım. Çalışmazsan normal kızım. Çalışsan 100 alırsın. Alan nasıl alıyor? Ya baba vallahi herkes düşük aldı ya. Benimki herkesin yanında yüksek bile. Hoca bilmediğimiz konulardan sordu. Ne biçim hocaysa konuyu iyi anlatmıyor. Bir de kazık gibi sorular soruyor ya. Bildiğin bütün sınıf döküldü. Hani Ali var ya bizim sınıfta, çalışkan çocuk. O bile 60 aldı yani. En yüksek o aldı zaten. Ne yapayım? Bye. Apositin kılar bacak kıl. Burayı çok iyi dinleyin. Bakın buradan soru çıkabilir. Benden de size bu tüyo olsun, tamam mı? Burayı çok iyi dinleyin oğlum. Arkadaşlar, Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye'nin en doğusunda bulunmasıdır. Şehrin diğer önemli özellikleri arasında ise kendisinden doğuda başka bir şehrimizin bulunmaması ve diğer tüm şehirlerimizin kendisinin batısında bulunması sayılabilir. Iğdır ilinin sınır komşu olan ülkeleri, ayrıca sınır komşu olan şehirleri, nüfusunun yüz ölçümünü, iklimini, şehirdeki Suriyeli göçmen nüfusunu, ayrıca şehir merkezindeki meşhur kebapçının ismini yazınız. Hocam bu nasıl soru böyle ya? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar, bir gün beni sorarlarsa siz... Anne vallahi çok canım sıkılıyor ya. Tamam kızım, ben sana 500 lira vereyim. Arkadaşlarınla gez, toz, eğlen, sinemaya falan git, alışveriş yap. Anne 500 lira neye yetecek Allah'ını seversen ya. Tamam kızım, yanına kredi kartını da veririm, yetmeyen kısmını da oradan çekersin, ne olacak yavrum. Yeter ki senin can sıkıntın geçsin kızım. Sağ ol anneye valla, bir tanesini teşekkür ederim. Anne valla çok canım sıkılıyor ya. Sıkıca neydir kızım, çıkmaz işte. Ya anne Allah'ını seversen, bu komik mi şimdi? Canın sıkılıyorsa kitap oku kızım o zaman. Ya anne 5 saattir zaten ödev yapıyorum ya. Odanı topla kızım o zaman. Şu odaya bak, her şey her yerde. Ya anne of, ağlayacağım vallahi ya. Gel bana yardım et, hiç canın sıkılmaz. Bulaşık yıka, çamaşır yıka, evleri temizle. Gel hadi, hiç canın sıkılmaz. Ya tamam anne, bir şey demedim ya. Keşke dilim kopsaydı da söylemeseydim bir şey ya. Berkay oğlum, ben alışverişe gidiyorum. Şimdi Fransızca hocan gelecek. Fransızca hocamla beraber Fransızca çalışacaksınız. Fransızca dersin bittikten sonra okulda öğretmenlerinin verdiği ödevleri yap. Deneme sorularını çöz. Ben geldiğimde de birlikte film izleriz oğlum. Anneciğim, gelirken bana Son İnsan kitabını alabilir misin? Tabii bakayım, gideceğim alışveriş merkezinde. Kitapçı varsa oradan alabilirim yavrum. Okuldan geldiğin gibi çantanı fırlatıp bilgisayarın başına oturdun. Kaç saattir oyun oynuyorsun? Kalk şu oyunun başından da bir kitabın yüzünü aç. Vallahi akşam baban gelsin, anlatacağım babana oyunun başından kalkmadığını. Dur anne, yandım senin yüzünden işte ya. Eğer sen böyle çalışmamaya devam edersen yıl sonunda baban karneni gördüğünde asıl o zaman yakacak seni. Okuldan geldiğinde bir kere de şu bilgisayarın başına oturmadan dersinin başına otursan dişimi kıracağım. Anneciğim, ben senin saçının teline zarar gelmesini istemem. Sen sırf dişini kırma, canın yanmasın diye ben ders çalışmıyorum. Müdür bey, izniniz olursa öğrencilere bir sosyal deney yapmak istiyorum. Hocam bu psikoloji işlerine çok takılıyorsunuz ya, boş verin ya. Olur mu müdür bey, her şeyin başı psikoloji. Yani hocam, Türkçe olmazsa, matematik olmazsa, fizik olmazsa, kimya olmazsa psikoloji ne işe yarar ki? Tamam, deneyim yapacaksınız, ne yapacaksınız yapabilirsiniz, problem yok hocam. Peki, teşekkür ederim müdür bey.
Hocam ne oldu, bir durum mu var? Niye çağırdınız? Yazılıdan kaç puan aldığını söyleyecektim. Ha, ben de geçen dersim yapmadığında dedem ölmüştü demiştim. Dedemin ölmediğini falan öğrendiğiniz için çağırdığını zannettim. Anlamadım oğlum, ne dedesi ya? Şey hocam, dedem diyorum. Ben iyi not aldım, hep bana açlık verir de. Kaç puan almışım hocam? Ahmet 50 puan almışsın, arkadaşın Hasan da 50 puan almış. Yani en azından geçer not. Yalnız şöyle bir durum var Ahmetciğim. Ben sadece doğru cevapları puanlandırdım. Gidiş yollarından puan vermedim. Gidiş yollarından puan verirsem sen 60 puan alıyorsun, arkadaşın Hasan da 80 puan alıyor. Eğer sen kabul edersen gidiş yollarından aldığınız puanları notunuza ekleyeceğim, ikinizin de. Yani Hasan 80 alacak, ben 60 mı alacağım? Ahmet oğlum amma eziksin ya. Ben 80 puan aldım, sen 60 puan aldın. Yok hocam, siz gidiş yollarını falan boş verin. Sadece doğru cevaplara puan verin. İkimizin de 50 puanı olsun. Peki Ahmetciğim, sen bilirsin. Evet arkadaşlar, en son hangi dişler çıkar bilen var mı? Tabii ki de takma dişler çıkar hocam. Hayda. Evet Bilal'cığım, sana o zaman kocaman bir sıfır veriyorum evladım, tamam mı? Ama hocam ben bunu hak etmedim ki. Haklısın, hak etmedin oğlum, ama sıfırın altında da bir not yok. Maalesef ki en az sıfır verebiliyorum. Peki ben size bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii buyur, sor bakalım. Baş aşağı durduğumuz zaman kan beynimize toplanır değil mi hocam? Evet aynen öyle. Peki ayakta durduğumuz zaman neden kan ayaklarımıza hücum etmiyor? Çünkü ayakların kafan gibi boş değil de ondan yavrucuğum.